Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine ETS'deyiz. EAA Basmap'teyiz ve O403 1.31'e güncellendi. Şu şekilde güncellendi. Normal daha önceden verdiğimiz indirme linkine yine indiriyorsunuz tabii ki. Bir tane fix dosyası oluşturmuşlar. O fix dosyasında indirmeniz gerekiyor. İkisini beraber aktif etmeniz gerekiyor artık. Yani 403, skin ve fix. Bu üç tanesini aktif ederek otobüste oynayabiliyorsunuz. Şöyle gösterelim. Ya dışarıdan bir değişiklik yok. Sadece güncelleme ile bu Kamil Koç skinini de eklemişler fix'in içerisine. Ve yeni bir retarder sesimiz var 403'te. Onun dışında herhangi bir değişiklik ben görmedim. Söylediğim gibi sadece Kamil Koç eklenmiş. Sanırım plakası eklenmiş Kamil Koç'la ilgili firmanın. Ya da şahsın artık hangisi ise bilmiyorum. Kamil Koç yazıyor sandım bir anda. Onun dışında herhangi bir değişiklik yok. Ama retarder sesi çok güzel. Birazdan dinleteceğim. Şöyle bir rotamız var. Bilmiyorum sonuna kadar gidebilir miyiz? 188 kilometrelik bir yolumuz var. Ama bakalım gidebildiğimiz yere kadar eğer varırsak şuradaki şehirde bitireceğiz arkadaşlar. Rotamız da bu şekilde. Gitmek isteyen arkadaşlarımız olursa onlar da şu rotayı takip edebilirler. Şöyle aracın içine geçelim. Keşke şu aracın camlarını da değiştirselerdi. Yansıma olayı aşırı fazla ve karanlık gösteriyor bak mesela. Ne kadar aydınlık aslında. İçine geçince hop kararıyor. Şöyle bir çalıştıralım biz aracımıza. Aynen. Sesleri ayarlarken geri gelelim. Aynen. Bu kaç vitesti ya? Dur bakayım. 8 vites. He. Neyse. Artık ayarlayacağız bir şekilde düşüneceğiz yani. Trafiği biraz fazla arttırmış olabilirim. Bakalım şöyle. Yine sinyal sesi. Şöyle devam. Ama trafiği biraz sanırım fazla arttırmışım. Şuradan 5 yapalım bunu. Ha. Birazdan yine kendine gelecektir. İlk önce bir sıfırlıyor bütün araçları. Ondan sonra devam. Şimdi retarder sesini de size dinleteceğim. Geçelim kırmızıda, sıkıntı yok. Bu şekilde bir retarder sesi de koymuşlar sağ olsunlar. Gerçekten güzel olmuş. Önceden yanlış hatırlamıyorsam retarder sesi yoktu. Bunda. Abi süspansiyonu falan 10 numara ya bu aracın. Var ya. Bu arada joystick'imi de getirdim. Joystick'im yanımda. Bunu da diğer hani bir joystick'im daha vardı benim. Yani el freni olarak kullanıyordum onu. Onu getirmedim. Onun yerine bunu getirdim. Lan oğlum. Onun yerine bunu getirdim. Bunu da istediğiniz gibi ikincil kontrol kumandası olarak ayarlayabiliyorsunuz. Mesela retarder'ı atadım. Mesela sağa sola bakmaya atadım. Ya da
motor freni vesaire, o tarz şeyleri ayarladım. Araç çalıştırmadır vesaire mesela. Hop, kontak kapandı. Kontak açıldı. Bastım, çalıştı gibi. İstediğinizi ayarlayın. İkincil kontrol, üçüncül, dördüncül, toplamda sanırım 4 tane ayarlanabiliyordu. Ya direksiyonu çevirirken retarder kontrolü çok zor oluyor. Özellikle bu tarz şeylerde çok işe yarıyor. Direksiyon çeviriyorsunuz, kırmızı düğmede onu çeviriyorum vesaire. Tam direksiyon toplamadan tekrar kapatmamız gerekiyor gibi. Ya da sağa sola bakışlarda mesela şöyle direksiyon çevirirken problem olabiliyor. Bunlar da daha kolay, daha rahat. Hemen pat 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 elinizin altında kontrol edebiliyorsunuz. Aslında bunlar için en güzeli buton box yaparsınız ama yani buton box'ın bile olsa onu zaten buraya getiremezdim. Getirsem de koyacağım herhangi bir yer yoktu. Bu portatif, kablosuz. Logitech F710 modeli. Kablosuz abi. İstediğiniz yere hop al götür, taşı vesaire. İstediğin gibi kullan. Koy kenara. Kontrolcü olarak kullan gibi. Of 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 of. Özlemişiz ama. Bayağıdır oynayamıyoruz. Hatta ben bu EA Bass Map'e ilk önce 403 ile başlamak istemiştim. 1.31'e güncellendikten sonra. Hatta videoda da bahsetmiştim. Ondan sonra Setra ile oynadık yanlış hatırlamıyorsam. Güncellendikten sonra baktım 1.31'de çalışmıyor. Hatta Travego S modeli de çalışmıyor. Onu da indirdim. Onun da artık yeni versiyonu var. Bir ara onunla da 1.31 versiyonda oynarız. Hatta onun galiba bir de ses modu gibi bir şey vardı. Onu mu indirdim? Bir şey daha indirdim ben ama. Boya gibi bir şey indirdim. Boya değil aslında. Hani kir yapmışlar. Hani kirlenmiş bir otobüs. Onu falan da indirdim. Tabii çalışıyorum çalışmıyorum bilmiyorum. Sadece indirdim şimdilik. Elimde duruyor yani. Ama retarder sesi hakikaten efsane olmuş. Videonun açıklamasında aracını indirme linki ve bu 1.31'de çalışacak fix dosyasının indirme linkini bulabilirsiniz. Haritanın da indirme linkini bulabilirsiniz. Kesinlikle indirin 403'ü, deneyin, oynayın yani. Abi çok güzel olmuş ya. Sese bak. Allah helal olsun. İyi düşünülmüş, iyi yapılmış. Oyun orijinal araçları tabi modlu haritalara uygun olmadığı için dönüşlerini ayarlayamıyorlar. Sanırım ben de ayarlayamadım. Adam bana kafadan girdi yani. Yani o kafasıyla benim arkaya girdi daha doğrusu. Öyle değilim. Valla ben çok beğendim. İnanılmaz güzel. Şu video bitsin hatta devam edeceğim oynamaya. Sese hayran kaldım ya. Video öncesinde biraz böyle girdim baktım hani. Acaba ses nasıl? Düzgün çalışıyor mu vesaire. İşte joystick'i falan ayarladım. Tuşları atamasını yaptım. O sırada biraz böyle baktım. Çok güzel geliyordu ses ama böyle uzun uzun oynarken
şeylerle ilgilenmeden uzun uzun oynarken daha da zevkli oluyormuş o sesi duymak. ETS'ye güncelleme gelecek sanırım. Aslında bugün ben farklı bir video çekmeyi planlıyordum ama henüz gelmedi. World of Tracks'ın sitesinde Nürburgring etkinliği olacak yazıyordu. 29 Haziran. Bugün 29 Haziran'da hani ben videoyu çekiyorum, bu videoyu. Daha henüz gelmedi. Gelmediği için mecburen o etkinlikle ilgili bilgileri de size veremedim. Nasıl bir etkinlik gelecek onu da bilmiyorum. Galiba böyle yarış etkinliği gibi bir şey gelecek ya da yarış arabası falan mı taşıyacağız? Öyle bir şeyler olacak galiba ama herhalde akşam gelecek. Ve 1 Temmuz'a kadar sanırım devam edecek. 2-3 günlük bir etkinlik olacak. Valla bu retarder sesini keşke diğer otobüslere de yapsalar ya. Abi mükemmel duyuluyor. Yani bu etkinlik nasıl bir şey olacak hakkında bilgim yok. İnşallah bir sonraki güne falan artık biz de bu etkinliği oynarız diye düşünüyorum. Oyuna güzel güncellemeler gelecek. SCS'nin bir videosunu izledim. 1.32'de güzel şeyler geleceğe benziyor. Ya hepsi 1.32'de gelmeyebilir ama yakın zamanda sanırım gelecek şeyler var. Öncelikle yeni harita DLC'si gelecek zaten, Baltic Sea. Ondan sonra Renault Premium sanırım artık gelecek. Onun görselini gördüm. Yeni MAN gelecek sanırım. ETS galiba kendi resmi multiplayer sunucusunu yapacak. Öyle bir şeylerden bahsediliyor. Bu Scania ve DAF boya yani modifiye DLC'lerine yeni eklentiler gelecek. ATS'ye yeni boyalar gelecek. Sanırım Volvo gelecek. Yani aracı göstermişler. Ama blurlamışlar yani. Böyle flu gözüküyor. Aracın ne olduğu belli olmuyor ama anladığım kadarıyla Volvo. Bu Volvo'nun VNL serileri falan var ya. Herhalde Volvo gelecek ATS'ye artık. Baya güzel şeyler gelecek gibi gözüküyor. Cam açma gelecek. Cam açma kapama gelecek. Biraz daha böyle benzetmeye çalışıyorlar. Unreal Engine motoruyla yapılan oyunlara, böyle Farm Bastık gibi ya da Bus Simulator'daki gibi camların açılıp kapanması vesairesi. Biraz daha ona benzetmeye çalışıyorlar galiba. Bakalım hayırlısıyla, inşallah güzel şeyler gelecek. Güzel içeriklerimiz olacak bizim de. Yeni oyunlara başladık zaten, biliyorsunuz. Daha henüz Krev'in videosunu çekemedim. Ben de öğrenmeye çalışıyorum. Alışmaya çalışıyorum biraz. Krev'in de videosunu çekeceğiz. Bus Simulator 18'e başladık. Daha ilk videosunu çekebildik onun da. Ama oyun hani öyle tahmin ettiğim gibi çok da aşırı kötü değil. Yani direksiyon kontrolü ile gayet güzel. Oynaması zevkli oluyor. Ha, görseller derseniz tamam. Bir fermas değil tabii ki görsel olarak ama bence öyle çok da leş bir oyun da değil yani. En son bir 600, pardon, 750 MB mi 850 MB mi ne, bir güncelleme geldi oyuna. Ama ne geldi ne gitti hiç bilmiyorum. Güncellemeden sonra bir daha hiç bakma fırsatım da olmadı yani.
Hayda, stop ettirdik ya la. Evet, şurada terminalimiz var. Terminale gireceğiz. Ana, sağdaymış la. Var ya. Solda diye attım kendim ben. Sağdaymış. Şu otobüsün, şu kasislerden vesaire geçişlerindeki bak. Süspansiyona bak abi. Yani 1.22'de yapılmış bir mod. Helal olsun yani adamlara. İşte böyle terminal olsun ya. Bunlar güzel abi. Terminaller böyle olsun yani. Evet. Aa, el freni de yapmışlar bak. Dur. Bu şey, bu EAA bus map'teki otobüste de vardı. Neydi? Man Fortuna. Man Fortuna'da da bu el fren sesi vardı bak. Gayet güzel. Dışarıdan o ses duyulmuyor ama içeriden duyuluyor. Gayet güzel olmuş. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar. Yolumuz fena değildi, güzeldi. Trafiği ilk başta biraz fazla yoğunlaştırmışız. Onu birazcık düşürüp devam ettik. Ama genel olarak otobüsün retarder sesi muazzam olmuş. 10 numara olmuş. Bu otobüsü artık birkaç defa böyle arka arkaya oynarız gibime geliyor. Çünkü benim çok hoşuma gitti ki şu an videoyu kapatacağım, ben biraz daha sefer atacağım yani oynamaya devam edeceğim bu otobüsü. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.